Dağlık alanlarda ve arazide operasyonel birliklerin ihtiyacı olan yoğun ateş desteğinin düşmana görüntü vermeden sağlanması söz konusu olduğunda akla ilk gelen düşük maliyetli silah sistemlerinin başında havadan taşınabilir hafif çekili obüsler gelmektedir. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra azalan topyığın cephe savaşı riski yerini asimetrik ve bölgesel vekalet savaşlarına bırakmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2000'li yılların başında hafif taktik tekerlekli araçlar ile çekilebilen ve kolay mevzi değiştirebilen, havadan helikopter ile taşınabilen ya da paraşüt ile uçaktan atılabilen ve kara ulaşımının güçlükle sağlandığı operasyon alanlarında kara birliklerini destekleyebilecek modern bir obüse olan ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Modern ateş destek birimleri ile donatılacak bu yeni obüsün geliştirilmesi için Savunma Sanayi Başkanlığı 2009 yılında Boran Obüs Projesi'ni başlatmıştır. 105 mm Boran Obüs Projesi için Makine Kimya Endüstrisi Kurumu silah sistemini, Aselsan ise atış kontrol sistemini geliştirmektedir. Boran 105 mm obüs, dakikada 6 atış gerçekleştirebilecek ve 17 kilometre menzile sahip olacak. 360 derece yatay düzlem dönüş eksenine sahip olacak olan Boran, avandanlık hariç 1550 kilogram ağırlığında olacak. Boran, sayısal ortamda ateş planlaması ve ateş görevi icrası, ataletsel konumlama sistemi sayesinde sürekli konum ve namlu yönelimi tespiti, ilk hız yönetimi, Namlu yönelim bilgilerinin grafik olarak görüntülenmesi, lazer mesafe ölçme cihazı ve termal görüş sistemi ile görerek atış, ateş destek ve komuta kontrol sistemleri ile sayısal telsiz haberleşmesi, sayısal harita üzerinde muharebe unsurlarına ait bilgileri görüntüleme, görev odaklı, menü kontrollü grafiksel kullanıcı arayüzlü çözümleri gibi birçok gelişmiş teknoloji ile donatılacak. Boran 105 mm obüs sistem ana birimlerini, atış kontrol bilgisayarı, kontrol ve görüntüleme ünitesi, nişancı görüntüleme ünitesi, ataletsel navigasyon sistemi, ilk hız ölçümleme radarı, lazer mesafe ölçerli görerek atış sistemi, güç kontrol ünitesi, sayısal telsiz, akü ve jeneratör sistemleri oluşturacak. Savunma sanayindeki diğer güncel bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.